Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Speak Out Starter kitabının 9. ünitesinin 1. bölümünde yer alan Money, para konusundan bahsedeceğiz. Önce para ve alışverişle ilgili bazı kelimeler üzerinde duracağız. Sonrasında da alışveriş ile ilgili bir dinleme alışması yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Do you like shopping? Alışverişi sever misiniz? Where do you usually go for shopping? Genellikle nerelerde alışveriş yapıyorsunuz? Alıştırmalara geçmeden önce isterseniz videoyu burada durdurup bu soruları kendinize göre cevaplamaya çalışabilirsiniz. Devam edelim. Bu alıştırmada alışverişle ilgili bir takım fiillerin kullanımını gözden geçireceğiz. Read the questions below and choose the correct alternative. Aşağıdaki soruları okuyup altı çizili ifadelerden uygun olanını seçin. Cevaplarınızı tamamlayana kadar videoyu burada durdurun. Cevapları görelim. Buy, satın almak. Sell, satmak demekti. İlk soruda internet üzerinden bir şeyler satın alıp almadığınız, ikinci soruda ise para kazanmak için eşyalarınızı satıp satmadığınız soruluyor. Üçüncü ve dördüncü sorularda pay, ödemek, cost ise bir şeyin ederi anlamına geliyordu. Bu durumda üçüncü soruda kıyafetlere yıllık olarak ne kadar para ödediğiniz, dörtte ise telefonunuzun ne kadar tuttuğu soruluyor. Beşinci soruda da arkadaşlarınızdan hediye alıp almadığınız sorulduğu için burada get kullanmamız gerekiyor. Give, vermek, get, almaktı hatırlarsanız. Videoyu burada durdurup bu soruları kendinize göre cevaplamaya çalışabilirsiniz. Şimdi de bir önceki alıştırmada çalıştığımız fiillerin geçmiş zamandaki kullanımlarını hatırlayalım. Videoyu burada durdurup present form'da verilmiş fiillerin past simple hallerini yazmaya çalışalım. Cevaplarda görüldüğü üzere buy, bought, sell, sold, pay, paid oluyor. Cost ise değişmeden kalıyor. Give, gave, get ise got oluyor. Bu fiillerin hepsi düzensiz fiiller. Şimdi de para ile ilgili bazı nesnelere bakalım. What objects do you see in these pictures? Bu resimlerde para ile ilgili hangi nesneleri görüyorsunuz acaba? Düşünmek için bu videoyu burada durdurabilirsiniz. Cevaplarda görüldüğü üzere kağıt paraya note, demir paraya coin diyoruz. Bunlar sayılabilen isimler. Nakit para anlamında ise cash kullanıyorduk. Change ise bozuk para veya para üstü anlamlarında kullanılıyordu. Bu arada cash ve change sayılamayan isimlerdir. O yüzden başlarında e ya da en gibi article'lar kullanmıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere credit card vardı. Bu resimde bir cash machine görüyoruz. Para çektiğimiz makinelere cash machine diyoruz. Bu resimde receipt dediğimiz alışveriş sonrası aldığımız fatura ve fiş anlamına gelen ifadeyi görüyoruz. Burada kelimeyi telaffuz ederken P sesini kullanmıyoruz. Receipt diyoruz. Son fotoğrafta da İngilizce'de yazılışı görüldüğü gibi farklı ama okunuşu Türkçe'deki gibi olan check ismini görmekteyiz. Şimdi dinleme alıştırmasına geçiyoruz. Bu alıştırmada duyacağınız nesnelerin fotoğraflarını yan tarafta görebilirsiniz. A hat, drums, a tent, an exercise bike, a lamp. Listen to people talk about their shopping mistakes. Match the speakers with the objects below. Burada konuşmacıların yaptıkları bazı alışveriş hatalarını dinleyip
Aşağıdaki nesneleri bu konuşmacılarla eşleştireceğiz. Başlayalım. Unit 9. Recording 2. 1. A shopping mistake. Well, my boyfriend wanted to go camping, so I bought him a tent. It was a good tent. I paid £70 for it. Anyway, he put it up in the garden once, I think. Imagine that, just one time. He never used it again. It was a waste of money. The truth is, he really likes hotels. Two. I don't really know. Last year my wife bought me an exercise bike. I thought it was a good idea too. But, you know, I think I used it 3 times. It was hard work. A real waste of money. Three. Shopping mistakes. Oh, that's easy. Clothes. I often buy clothes, and then when I get them home, I don't like them. For example, last month I went shopping with a friend, and I bought a hat. It cost €100. My friend said it looked beautiful. My boyfriend said it was terrible, so I sold it on the internet. I got €50 for it. It was a real waste of money. Four. A shopping mistake. Oh yes, all the time. For example, I got my sister's little boy some drums for his birthday. I thought it was a good idea. He loves those drums. He plays them all day, so he's happy. But my sister isn't happy. Now she doesn't talk to me. I phoned her yesterday, but she didn't answer. Five. A shopping mistake. Oh yeah, my mother gave us a lamp. We didn't like it, but I know it cost her a lot of money. Then after a week, I broke it. I tried to fix it, but it was impossible. Whoops. Peki şimdi cevapları görelim. Unit 9. Birinci konuşmacı çadırdan, ikinci konuşmacı bisikletten, üçüncü konuşmacı şapkadan, dördüncü konuşmacı davul setinden, beşincisi ise lambadan bahsediyordu. Şimdi tekrar dinleyelim ve konuşmacılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışalım. Listen to the recording again and answer the questions below. Unit 9. Recording 2. 1. A shopping mistake. Well, my boyfriend wanted to go camping. So I bought him a tent. It was a good tent. I paid £70 for it. Anyway, he put it up in the garden once, I think. Imagine that, just one time. He never used it again. It was a waste of money. The truth is, he really likes hotels. Two. I don't really know. Last year my wife bought me an exercise bike. I thought it was a good idea too. But, you know, I think I used it 3 times. It was hard work. A real waste of money. Three. Shopping mistakes. Oh, that's easy. Clothes. I often buy clothes, and then, when I get them home, I don't like them. For example, last month I went shopping with a friend, and I bought a hat. It cost €100. My friend said it looked beautiful. My boyfriend said it was terrible. So I sold it on the internet. I got €50 for it. It was a real waste of money.
4. A shopping mistake. Oh yes, all the time. For example, I got my sister's little boy some drums for his birthday. I thought it was a good idea. He loves those drums. He plays them all day, so he's happy. But my sister isn't happy. Now she doesn't talk to me. I phoned her yesterday, but she didn't answer. 5. A shopping mistake. Oh yeah, my mother gave us a lamp. We didn't like it, but I know it cost her a lot of money. Then after a week, I broke it. I tried to fix it, but it was impossible. Whoops. Evet. Unit 9. Record. Pardon. Cevapları görelim. Burada ilk konuşmacı çadıra 70 pound ödediğini söylüyordu. İkinci konuşmacı içinse bisikleti alan eşiydi. The man's wife. Üçüncü konuşmacının aldığı şapka 100 euro tutuyordu. Dördüncü konuşmacı davul setini yeğeninin doğum günü için almıştı. Beşinci konuşmacı ise annesinin kendisine verdiği pahalı lambayı kırmıştı. Bu konuyla ilgili ekstra alıştırma ve pratik için Supplementary Packages'in 93. sayfasına ve My English Lab Starter'ın ilgili ünitesine göz atabilirsiniz. İyi çalışmalar.